Üftade Hazretleri ÜÇÜNCÜ Bölüm Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında Bursa'da yaşayan evliyanın büyüklerinden 895 Miladi 1490 senesinde Bursa'da doğdu. İsmi Muhammed olup babası Manyaslı Mehmet Efendidir. Üftade lakabıyla meşhur oldu. Bursa'nın çeşitli camilerinde müezzin ve imam olarak vazife yaptı. 989 miladi 1581'de Bursa'da vefat etti. Üftade Hazretleri şifa kaynağı sohbetlerinde sevenlerine buyurdular ki: Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri buyurdu ki: İnsanlar dört kısımdır. 1. Dili ve kalbi olmayan. Bu günahkar, dünyaya aldanmış ve ahmak kimsedir. Böyle kimselerden olmaktan ve onlar arasında bulunmaktan sakın. Çünkü onlar azaba uğrayacak kimselerdir. 2. Dili olup kalbi olmayan kimse. Bu hikmetli konuşur. Fakat onunla amel etmez. Sadece insanları Allahü Teala'nın emirlerine davet eder, kendisi ise bunları yapmaktan kaçar. Tatlı ve hoş konuşmalarıyla seni aldatmamaları için onlardan uzaktır. Yoksa onların günahlarının ateşi seni de yakar. Kalplerinin pis kokusu seni öldürür. 3. Kalbi olup dili olmayan kimse bu öyle bir mü'mindir ki Allahü Teala onu mahlukundan gizlemiştir. Ona nefsinin ayıplarını göstermiş, kalbini nurlandırmış, insanlarla lüzumundan fazla görüşmenin sıkıntılarını, lüzumsuz konuşmanın kötülüğünü ona göstermiştir. Bu Allahü Teala'nın veli kulu olup Allahü Teala onu muhafaza buyurur. Böyle bir kimseyle beraber ol. Onun hizmetinde bulun. Böyle yaparsan Allahü Teala seni sever. 4. Alimdir. ilmiyle amel eder. Bu kimse Allahü Teala'yı ve ayetlerini azamet ve kibriyasına delalet eden delilleri bilir. Allahü Teala onun kalbine herkesin bilmediği ince ve derin ilimleri koymuştur. Onun kalbini böyle ilimlere açık kılmıştır. Böyle bir zata muhalefet etmekten ve ona sırt çevirip ondan uzaklaşmaktan çok sakın. Onun nasihatlerini terk etmekten çok kork. Sonra bil ki, zühtün aslı her türlü haramlardan sakınmaktır. Zira verası olmayanın, şüphelilerden sakınmayanın zühtü doğru olmaz. Hazreti Ali bin Ebu Talib radıyallahu an buyurdu ki: Üç şey vardır ki hıfsı kuvvetlendirir ve balgamı giderir. 1. misvak kullanmak. 2. oruç tutmak. 3. Kur'an-ı Kerim okumak. Kabül Ahbar Hazretleri buyurdu ki: üç şey vardır ki müminler için şeytana karşı kaledir. Bir mescit. Burası Allahü Teala'yı ananların ve meleklerin bulunduğu yerdir. İki Allahü Teala'yı zikretmek. Bilhassa la havle ve la kuvvete illa billah demek. Zira şeytan Allahü Teala'nın zikredildiğini, anıldığını işitince gizlenir ve duraklar. 3. Kur'an-ı Kerim okumak. Bilhassa Ayet-el Kürsi'yi okumak. Bu tecrübe edilmiştir. Üç şey Allahü Teala'nın hazinesindendir. 1. fakirlik. 2. hastalık. 3. sabır. Bela ve musibetin acısını ne Allahü Teala'dan başkasına ne de Allahü Teala'ya şikayette bulunmamaktır. Kazaya tam olarak rıza göstermelidir. Çünkü kölenin efendisinin hükmüne razı olması gerekir. Abdullah bin Abbas Hazretlerine günlerin, ayların ve amellerin en hayırlısı nedir diye soruldu. O da şöyle buyurdu. Günlerin en hayırlısı, cuma günüdür. Çünkü cuma günlerin efendisidir. Allahü Teala cuma gününü Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine ihsan eyledi. Ayların en hayırlısı Ramazan-ı Şerif ayıdır. Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'i bu ayda indirdi. Kadir gecesi Ramazan-ı Şerif ayındadır. Bu ayda farz olan oruç tutulur bu ayda yapılan nafilelerin sevabı, farz sevabı gibidir. Amellerin en hayırlısı, vaktinde kılınan beş vakit namazdır. Beş vakit namaz, diğer amellere açılan kapı mesabesindedir. Beş vakit namaz kılındığı zaman, diğer salih amelleri de yapmak nasip olur. Beş vakit namaz kılınmazsa, diğer salih amelleri yapmak nasip olmaz.'' Hazreti Ali radıyallahu an şöyle buyurdu. Amellerin en hayırlısı Allahü Teala'nın kabul ettiğidir. Ayların en hayırlısı Allahü Teala'ya i nasuh ile tövbenin yapıldığı aydır. En hayırlı gün imanla ölerek dünyadan ayrıldığımız gündür. Allahü Teala bir kul hakkında hayır murad ettiği zaman onu dinde fakih yapar. Dünya sevgisini ve tamahı kalbinden çıkarır. Ona kendi ayıplarını görmeyi nasip eder. Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Bana dünyada üç şey sevdirildi. Güzel koku, zevcelerim ve gözümün nuru olan namaz. Allah için olan şeyler dünya olmaz. Resulullah Efendimizin huzurlarında eshab-ı kiram vardı. Bu sırada Hazreti Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh şöyle buyurdu. Ya Resulallah, bana da dünyada üç şey sevdirildi. Bir, Resulullah'ın mübarek yüzüne bakmak. İki, malımı Resulullah'ın yolunda infak etmek. Üç, kızımın, Resulullah'ın nikahı altında bulunması. Ömer bin Hattab Hazretleri şöyle buyurdu. Doğru söyledin ya Ebu Bekir. Bana da dünyada üç şey sevdirildi. 1. iyiliği emretmek. 2. kötülükten men etmek. 3. eski elbise giymek. Hazreti Ömer'in cübbesinde 14 yamanın olduğu rivayet edilir. Hazreti Osman bin Affan radıyallahu anh da şöyle buyurdu. Bana da dünyada üç şey sevdirildi. Bir, açları doyurmak, iki, çıplakları giydirmek, üç, Kur'an-ı Kerim okumak. Hazreti Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh da doğru söyledin ya Osman. Bana da dünyada üç şey sevdirildi. Bir, misafire hizmet. 2. Yazın şiddetli sıcakta oruç tutmak. 3. Düşmanla savaşmak buyurdu. Onlar bu haldeyken Cebrail aleyhisselam Resulullah Efendimize geldi ve "Ya Resulallah, Allahü Teala sizin sözlerinizi duyunca beni size gönderdi. Bana eğer dünya ehlinden olsam" neyi sevdiğimi sormana emretti dedi. Bunun üzerine Resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neyi seversin ya Cebrail diye sual buyurdu. Cebrail aleyhisselam dalalette olanlara yolunu kaybetmişlere doğru yolu göstermeyi Allahü Teala'ya itaat eden ve ondan korkanlara yakınlık göstermeyi ve fakirlere yardım etmeyi severim buyurdu. Yine Cebrail aleyhisselam şöyle buyurdu. Allahü Teala kullarında üç şeyi sever. Bir başkasının Allahü Teala'nın beğendiği işleri yapmasına imkan vermeyi. İki işlediği günahlara pişman olduğu zaman ağlamayı. Üç, ihtiyaç vaktinde sabretmeyi. Kim işlerinde aklına güvenip ona sarılır ve Allahü Teala'ya güvenmezse doğruya ulaşamaz. Malı sebebiyle kendisini müstagni gören, kendini başkasına ihtiyacı yok kabul edene malı kafi gelmez. Gücünü mahluktan alan, mahluka güvenerek kendisini kuvvetli sayan zelil olur. Allahü Teala'yı tanıyan ondan başkasını sevmez. Dünyanın fani olduğunu bilen dünyaya rağbet etmez. Ahireti dünyaya tercih eder ve Allah rızası için amel yapar. Zünnûn-i Mısri Hazretleri buyurdu ki, Bir şeyden korkan, ondan kaçar. Bir şeye rağbet eden, onu talep eder, ister. Yani cenneti isteyen, ona yaklaştıran amel yapar. Cehennemden korkan, ondan muhafaza edecek amelleri yapar. Zünnûn-ı Hazretleri yine şöyle buyurdu. Dünyadaki ve ahiretteki her hayrın aslı Allah korkusudur. Dünyanın anahtarı tokluk, ahiretin anahtarı açlıktır. Malik bin Dinar Hazretleri buyurdu ki, üç şeye, üç şeyle mani ol. Tevazu ile kibre, kanaat ile hırsa, nasihat ile hasede mani ol. Hadisi i şerifte, kadere iman ile haset, bir kulun kalbinde birleşmez buyuruldu. Üftade Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bu menkıbelerden birisini nakledelim. Bir gün Yalova'dan İstanbul'a bir gemi gidiyordu. İstanbul'a yaklaştıkları sırada şiddetli bir rüzgar esmeye, dalgalar gittikçe büyümeye, gemiye şiddetle vurmaya başladı. Dalgaların vuruşundan tahtalar gıcır diyordu. Gemi koca denizde bir o tarafa, bir bu tarafa yalpalıyor ve devrilecek gibi oluyordu. Yolcular ne yapacaklarını şaşırdılar. Herkes geminin bir tarafına birikince tehlike daha da büyüdü. Kaptan yolcuları teskin etmeye çalışıyor ve herkesin yerinde oturmasını tavsiye ediyordu. Herkes birbiriyle helalleşiyor ve şimdiye kadar işlediği günahlarına tövbe ediyordu. Bazıları da kurtulmaları için adakta bulunuyordu. Yolcuların arasındaki bir genç, Fatiha-i Şerife ve İhlas surelerini okuyarak, hasıl olan sevabı, Peygamber Efendimizin, esabı ı Kiram'ın, Evliyanın, alimlerin ve zamanın velilerinden Üftade Hazretlerinin ruh-i şeriflerine hediye etti. Sonra da, Ya Hazreti Üftade, himmetinizi, yardımınızı istirham ediyorum dedi. O anda uzaklardan bir karaltı peyda oldu. Yaklaştıkça bunun bir insan olduğunu, suyun üzerinde süratle kendilerine doğru geldiğini gördüler. Onun yürüdüğü yerlerde dalgalar hemen sakinleşiyordu. Nihayet o zat geminin yanına geldi ve gemiyi eliyle bir miktar tuttuktan sonra, Geminin önünden yürümeye başladı. Yürüdüğü yerlerde deniz durgunlaşıyordu. Bir müddet sonra gözden kayboldu. Kaptan o kimsenin su üzerinde gittiği istikamete göre geminin dümenini ayarladı. Bir müddet sonra selametle sahile vardılar. Herkes bu hadise karşısında şaşırıp kaldı. Sadece o delikanlı şaşırmamıştı. Yolcular sahile çıktıklarında bir kimse karşılarına çıkıp onlara "Ey yolcular, Üftade Hazretlerinin selamı var. Sağ olduğum müddetçe bu sırrı kimseye söylemesinler diye bana emretti." dedi. Üftade Hazretleri talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki: "Hazreti Osman bin Affan radıyallahu anh buyurdu ki, ibadetin tadını şu dört şeyde buldum. 1- Allahü Teala'nın farz kıldığı emirlerini yerine getirmek. 2- Allahü Teala'nın haram kıldıklarından sakınmak. 3- Emri maruf yapmak. 4- Kötülükten nehyetmek ve Allahü Teala'nın gazabından korkmak. Hazreti Ali bin Ebu Talib radıyallahu an buyurdu ki, Cenneti isteyen hayır işlere koşar. Cehennem ateşinden korkar. Nefsin arzu ve isteklerine tabi olmaktan sakınır. Dünyanın mihnet, sıkıntı yeri olduğunu bilene musibetler hafif gelir. Abdullah İbni Mesud hazretleri buyurdu ki, Dört şey kalbin zulmetindendir. 1 fazla yediğini aldırmadan yemek 2 zalimlerle beraber bulunmak 3 geçmiş günahları unutmak 4 uzun emel sahibi olmak zevk ve safa sürmek için çok yaşamayı istemek 4 şey de kalbin nurundandır 1 haram ve şüpheli yeme korkusundan aç kalmak 2 salihlerin sohbetinde bulunmak. 3. Geçmiş günahları pişmanlıkla hatırlamak. 4. Emeli kısa tutmak. Hatime Esam Hazretleri buyurdu ki: Dört şey olmadan dört şeyi iddia eden yalancıdır. 1. Allahü Teala'nın haram kıldığı şeylerden sakınmadan Allahü Teala'yı sevdiğini iddia eden. 2 fakirleri ve yoksulları aşağı görerek Resulullah Efendimizi sevdiğini iddia eden, 3 elinden geldiği halde fakirlere sadaka vermeyerek cenneti sevdiğini iddia eden, 4 günahlardan sakınmadığı halde cehennem ateşinden korktuğunu iddia eden yalan söylemiştir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki şekavetin alameti dörttür. 1. Allahü Teala'nın katında adedi, yeri ve zamanı tespit edilmiş olduğu halde geçmiş günahları unutmak. 2. Kabul edilip edilmediğini bilmediği halde geçmiş iyilikleri zikretmek, anmak. 3. Kendisine verilen rızıktan razı olmayıp dünyaya tamah etmek suretiyle dünyada kendisinden yukarıdakilere bakmak. 4. Allahü Teala'nın verdiği nimetlere şükretmeyip salih amel hususunda kendisinden aşağıdakilere bakmak. Allahü Teala buyurdu ki: Ben onu dünyadan men etmek ve taat hususunda ona yardım etmek suretiyle onu murad ettim. Fakat o ona verdiğime rıza göstermemek suretiyle beni istemedi. Ben de onu terk ettim. Ona yardımımı kestim. Saadet'in alameti 4'tür. 1. Pişmanlık ve istiğfar etmek suretiyle geçmiş günahları hatırlamak. 2. Kusurlu olduklarını düşünerek sanki hiç ondan öyle işler meydana gelmemiş gibi kabul ederek geçmişte yaptığı iyilikleri unutmak. 3. Dini hususunda kendisinden yukarıdakine bakıp ona uymak. 4. Dünya hususunda kendisinden aşağıdakine bakıp Allahü Teala'nın kendisine ihsan ettiği nimetlere şükretmek. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Asıllar dört şeydir. 1. İlaçların aslı az yemektir. 2. Edeplerin aslı az konuşmaktır. 3. ibadetlerin aslı günah azlığıdır. Zira günahlar Allahü Teala'ya tazim olan ibadetleri yok eder. 4. Maksat ve muratların aslı sabırdır. Denilir ki sabırla murad edilen istenilen şeye kavuşulur. Takva ile demirler yumuşar. Abdullah İbni Mübarek Hazretleri buyurdu ki, hikmet ehlinden birisinin topladığı, 40 bin sözden üç tanesi şudur. Malına güvenme. Malım var da, bana artık bir sıkıntı ve helak gelmez deme. Mideni tıka basa doldurma, Faydası olmayan ilmi toplama. Hatim i Sam Hazretleri buyurdu ki: Dört şeyin kıymetini dört kimse bilir. Gençliğin kıymetini yaşlılar, sıhhatin kıymetini hastalar, hayatın kıymetini vefat etmiş olanlar, afiyetin kıymetini bela ve musibete uğrayanlar bilir. Hazreti Ali bin Ebu Talip, radıyallahu anh buyurdu ki, amellerin en zoru şu dört haslettir. 1- Gazap zamanında affetmek. 2- İhtiyaç vaktinde cömertlik yapmak. 3- Yalnız başına ve yanında kimse yok iken haramlardan sakınmak. 4- Zulmünden korktuğu veya affını ve ihsanını umduğu sultanın yanında hakkı söylemek. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Ümmetime öyle bir zaman gelecek ki beş şeyi sevecekler, beş şeyi unutacaklar. Dünyayı sevecekler, onunla meşgul olacaklar, ahireti unutacaklar. Onun için salih amel yapmayı bırakacaklar. Evlerini sevecekler, onun zinetiyle meşgul olacaklar kabirlerini unutacaklar. Onları aydınlatacak salih amel yapmayı terk edecekler. Malı sevecekler, onu yığmak için çalışacaklar fakat onun hesabını unutacaklar. Allahü Teala'nın o mal yüzünden kendisine hesaba çekeceğinden gafil olurlar. Çünkü helal malın hesabı, haramın azabı vardır. Çoluk çocuklarını severler, cennetteki hurileri unuturlar. Nefislerini severler, Allahü Teala'yı unuturlar. Nefislerinin isteklerine uyup Allahü Teala'nın emirlerini terk ederler. Onlar benden uzaktırlar, ben onlardan uzağım. Allahü Teala hepimizi şefaatlerine nail eylesin ve İki cihan saadeti versin. Amin.